Çok büyük harcandım deriz ya, gerçekten çok büyük harcandım. Maddi anlamda da harcandım, manevi anlamda da harcandım. Ama iki tane pırlanta elde ettim, şükürler maddi olsun. Bir derecede insan manevi olarak değil mi toparlanması daha zaman şimdi alıyor. Benim gibi duygusal kadınlara maneviyat daha önemli. Tabii. Bana ne parasından pulundan. Yanımda olsaydı, aslan gibi çocuklarının başında dursaydı, ben gidip kasayla limon satsaydım ama evimde huzurum var deseydim, o zaman güllüymüş tüllüymüş tanımazdım ben. Güllü kopma noktası nasıl oldu? Yeter artık dediğin nokta ne oldu? Yeter artık dediğim nokta zaten bir takım karışık olaylarımız olmuştu yıllar önce. Ay, bunları da hep böyle temizlik detaylara girmeden gündeme getirmek istemiyorum. Yanlış anlaşılacağım. Sadece bir cümle geçti aramızda özel. Bunu konuştuğum akşam 39-40 derece ateşle yatıyorum. Ankara'dayım, sahne almam gerekiyor, alamadım. Sonra işte beyefendiyle öyle bir konuşma geçti aramızda. Pazartesi öğleden sonra seni boşuyorum dedim. Avukatımı aradım. Pazartesi öğleden sonra beni boşa dedim. Zaten evraklarım, her şeyim vardı. Pazartesi öğleden sonra boşadım. Son noktaydı çünkü. Yani artık o bardağın son damlasıydı. Gözüm karardı. Hep hadi çocuklarım daha küçük. Evet. Hani babaya ihtiyaçları var, aileye ihtiyaçları var. Ben anne baba ayrı büyümüşüm. O acıyı, o psikolojiyi biliyorum. Hadi diren Güllü, hadi diren Güllü, ama nereye kadar? Ben de bir ananın evladıyım. Olmadı. Ne kadar, kaç yıl sürdü? Hayatından kaç yılı götürdü Güllü? Hayatımdan çok yıl götürdü ama sizin haberiniz yoktu tabii. Tabii. Yani gizlisi saklısıyla bir 7-8 yılımız var. Pazartesi öğleden sonra boşandın. Evet. O öğleden sonra nasıl geçti senin için? Öğleden sonra nasıl geçti benim için? Ben cumartesi, pazardı, eve gittim. Beyefendi salya sumluk ağlıyordu. Boşama etme diye. Eyleme. Tabii ayaklarıma falan kapandı. Yok dedim, bitti bu iş. Yani bu defteri kapadım ben. Adliyeye gidiyoruz. Elimi tutuyor. Diyorum ki bırak, yani biz boşanmaya gidiyoruz. İyi misin sen? Adliyeye kadar elimi bırakmadı. Hakim Bey'in karşısında o sevgi dolu adam gitti. Başka bir adam geldi. İçinden bir canavar çıktı. Ama ben o canavarı zaten yıllarca ben büyüttüm. Ben besledim. Onu o kadar iyi tanıyordum ki, ikinci yüzünü. Hiç onu, o şeyine bile bakmadım. Tek celsele sadece hakim bey sordu, ne istiyorsun? Sadece evlatlarımı dedim. Hiçbir şey, nafaka, hiçbir şey talep etmiyorum dedim. Hiçbir şey. Çocuklarımı aldım ve çıktım. Ve çıktın. O gün nasıl geçti senin için? Hatır Şahane. İki tane evladımı aldım. Tuttum ellerinden. Şoförümün evine gittim, onda kaldım. Bir ay, bir buçuk ay. Biri bir tarafımda, biri bir tarafımda. Yer yatağında. Gidecek yer yok çünkü. Evet. Ben de özel onlar, öyle kalsın. Şimdi çocukların da duymasını Güllü istemiyorum. Güllü böyle olaylı tekrar boşanmaları falan, kavga, dövüş, çok çirkin hale gelen davaları görünce aklına hep geliyor mu? Gelmez. Hakim karşısındaki haliniz. Gelmez mi? Yani benim onun dışında neler geliyor aklıma? Ya şöyle söyleyeyim bebeğim, sanatçısın. İnsanlar diyor ki sanatçı örnektir, modeldir. Ya sanatçı da ağlıyor. İnsan, sanatçı da dayak canım yiyor. Tabii sanatçı ki da aldatılıyor. Sanatçı da eziyet görüyor. Açlık çekiyor. Biz neler yaşıyoruz? Ha, dışa vurmuyoruz. Ha, ben öyle değilim ama var tabii, benim de böyle içimde yaşadığım yangınlarım var, kimseyle paylaşamadığım. Tabii ki. Çünkü öyle bir köşe oluyorsun ki senle paylaşsam biliyorum bir arka ona sokakta gidecek, duyacağım. Orada paylaşacaklar, oradan öyle öyle yiyecek. Emin ol, Ayşe Hanım böyle bir şey yaşasa Ayşe Hanım'ı kimse paylaşmaz o an. Bir 5 dakikalık lafı tabii geçer. Sen. Ama Güllü olduğu zaman, işte bir ünlü bir isim olduğu zaman o böyle farklı oluyor. Onun için ben yolunu buldum. Ne güzel, evimden hiç dışarı çıkmıyorum. Kimseye de malzeme vermiyorum. İstanbul'dan da uzaktasın. Aynen öyle, şahane. Ünlüler dünyasıyla da çok fazla ilişkin yok. Yok. Böyle yani, mutluyum. Ben çocuklarımla bir dünya kurdum. Bazı adamlar ceketlerini alır çıkar evden. Sen işte o adam çocukları bendim. Aldın. O adam bendim. Benim evliliğimdeki adam bendim. İlişkimiz boyunca adam da bendim, kadın da bendim. Maddi manevi. Onun için pantolonla çıktım. Hiçbir şey almadın değil hiçbir mi? Hiçbir şey. Resimler, ne bileyim albümler. Sadece işte çocuklarla ilgili bir şey olduğunda duydum ki resimleri falan keseceğim. Dedim ki benim için hiç önemi yok. Beni o resimlerden kesebilirsin ama çocukların için 2-3 tane bırak, hatıra kalsın. Aile fotoğrafı, evet, anne evet, baba, hepimiz bir arada. Nasıl olduysa öyle bir şey yapmış.
Şimdi bir albümleri var çocuklarımın, özel duruyor. Onlar canları isterlerse bakıyorlar, canları Gülün istemezler. Kendi canavarımı kendim yarattım dedin. Ne yaptın da yarattın? İlk zamanlar her şey çok iyiyken. Çok değer verdim, çok kıymet verdim. Maddi manevi önünü açtım. Böyle yani onun yaşamadığı, görmediği cemiyetlere girdi benim sayemde. Hmm. Zaten bunu kaldıramadı. O egoyu evet. Sen ortaya çıkarttın. Aynen öyle. Evet. Hani diyorum ya, kendi canavarımı kendim yarattım. Hı-hı. İtiraf ediyorum. Şimdi hiç şey yok değil mi böyle bir... Hiç. Bir yerde karşılaşma falan olsa... Hayır, söz konusu bile değil. Heh. Yani düşman değilim, benim çocuklarımın babası. Çocuklarım görüşürler ederler, ben karışamam. Benim yani öyle bir şeyim yok. Onun da zaten kendi dünyası ayrı. O da bir şeylerin farkına vardı, artık yaşlandı. Tekrar bir evlilik yaptı, mutlu bir evliliği var, güzel. Yani o şimdi bu saatten sonra... Allah'ıyla, çocuklarıyla mutlu olsun yani. Ya böyle diyoruz ya, Güllü ne kadar içten söylüyor, hançerden söylüyor, şuradan çıkarıyor ama senin hayat öykün ayrı bir kitap olur. Ay ben, ha, yani... ablam bana hep bunu söyler biliyor evet. musun? Kızım der, bir gün böyle oturacağım. Senin çocukluğundan itibaren aynen. bir mücadelem var. Oturacağım ben der böyle kayıt cihazına, sen anlatacaksın. Evet. Tamam. Kaydedeceğim, ben dedi yazacağım senin hayatı. Evet. Roman. Kesinlikle. Neler? Dövmelere de takılmış seyirciler. Evet. Şimdi o dövmelerin her birinin bir anlamı ya, var. Bu hastalık şuraya. Ya. Şu annem. Terazi burcu çocuklarım. Terazi, evet. Bu. Bunlar da böyle şekiller şükürler bir şeyler. Ne şekiller şükürler? Niye o şekil ama? Ne bileyim, çiçek motifleri böyle şeyler. Hayır, seviyorum. Çiçek yap. Çiçek evet. Bunlar da böyle bir şey. Şurada bir harf var sanki. Yağız'ın Y'si, Tuya'nın T'si. Böyle deli deli. Ya bu bir hastalık. Dövme gerçekten hastalık. Durduramıyorsun değil mi? Burada da var bir çiçek. Evet. Kaç böyle. Tane dövmen var vücudun? Saymadım biliyor musun? Var gerçekten başka yerlerde bilmiyorum. De. Şurada bir tane var, bir de burada. Onun dışında hiç yok. Kıvanç Tatlıtuğ bütün vücuduna yaptırıyor şu anda. Evet, başlamış. Birinci yılın sonunda tamamlanacak. Hayatındaki tüm tarihler, yerler, mekanlar, oğlu, hepsi. Karısı of. Dövdürüyor. Bayılıyorum ya evliliğine. 41 kere maşallah. Evet, 2-3 gün önce bir arkadaşımla konuştum. Duruşuna da bayılıyorum. Ailesine de bayılıyorum. Allah evet. nazarlardan saklasın. Aslan gibi de böyle çok çok başarılı, çok evet. seviyorum yani. Evet, kesinlikle. Sevmeyen yoktur. Evet. Peki sen bu sesi sevecek misin? Serenay Sarıkaya dizide. Bayılıyorum. Merve Özbey'in Yaramızda Kalsın şarkısını bayılıyorum. Seslendirdi. Bir dinleyin. Güllü'nün sınavından geçti mi Serenay Sarıkaya? Geçti. Ha? Çoktan geçti. O isyan zamanı geçti. İsyan bitti benim için diyorsun. İsyan bitti gerçekten. Senin için önemli olan duygusal okumak değil evet. mi? Evet. Ya şimdi şunu ben yıllardır hep bunu söylerim. Çok bağırmak, çok böyle evet o ya, demek iyi okuyorsun demek değil. Bak Demet ne kadar soft okumuş. Evet. Ama şuram sızlıyor dinlerken. Mesela Serena'yı dinlerken yine şuram sızlıyor. Yani o duyguyu veriyor. İlla haldır haldır bağırman gerekmiyor. O duyguyu verdiğin zaman zaten akıp gidiyor. Güllü böyle herkese karşı böyle pat pat söyler misin? Söylerim. Söz konusu olan çocukların olsa bile. Mesela Yağız'la ne bileyim Yağız oyuncu olmak istiyor. Oğlum burada böyle oynayamıyorsun. Böyle performans sergileyemiyorsun. Dur Yağız'ı da çağıralım. Yağız da gelsin. Yağız'cığım gel. Bu yabancı soralım. Bir şey değil. Daha yeni yaşadığımız bir şey. Klibinde de oynattın Yağız'ı. Klipte oynadı evet. Gel Yağız, hoş geldin. Mükemmel bir sohbetin üstüne geldi. O zaten yapmaya başladı bile. Söyle öyle mi? Tabii canım. Yaptığın hani... Beğendiğini de beğendiğini söylüyor. Hı-hı. Ama beğenmediğini de söylüyor direkt. Nasıl benim söylüyor? Oğlum direkt dedikoduya gelmiş bak. Tabii. Ya tarzı nasıl böyle gün bamba? Ya mesela hani eğlenceli bir konuysa beğenmediği şeyi ufaktan böyle kakarak ikili birazcık böyle. Espriyle karışık söylüyor ama mesela ciddi bir konuda ciddi bir şekilde söylüyor ki yani bir daha bir yani güzel durmadı. Bu böyle olunca şık güzel olmadı. Durmadı, şık olmadı. Bunu şey yapıyor bana söylüyor. Güzel oluyor ama benim de Klibinde oynadın annene. Zor bir çekim miydi? Soğuk harici kolaydı benim için. Ha? Yani şey nasıl anneden diyeyim? Çok müdahale gelmedi mi sana? Vallahi hiç müdahale evet. etmedim. Günahımı alma bu sefer. Hiç. Asla hiç şey yapmadı yani. Zaten klip çekiminde biz neredeyse yan yana değildik. Ben yan yana değildik çünkü benim saçım makyajım hazırlanıyordu. Onlar dış çekim yapıyorlardı. Ki anne baskın bir karakter. Evde de öyle. Ki fırsatım da olmadı o böyle bir şey yapmaya. Uğraşmayla. Eğer saç makyaj yapılmış olsaydı 56 yapmıştım ortalıkta. Annem o sıra makyajdaydı. Ha? O yüzden benim telefon falan da montun cebinde ya. Rahat. Tabii canım. Hiç, evet. hiç,